Günaydın arkadaşlar, merhabalar. Sizlere bahçe evimden sesleniyorum bugün yine. Gördüğünüz gibi kornişon salatalıklarım çıkmaya başlamış. Şu şekilde göstereyim. Otlardan gözükmüyor biraz. Heh, gördünüz. Evet. Arkadaşlar çok güzel bahçem çiçek çiçek olmuş. Hepsi çiçek vermeye başladı. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Ama karınca bırakmıyor arkadaşlar, böcek bırakmıyor. Bu gerçekten çiftçinin hakkını vermek lazımmış. Biz pazara gidiyoruz. Bir kilo sebze şu fiyat olur mu diye isyan ediyoruz. Ama çiftçiler gerçekten, çiftçi kardeşlerimiz haklıymış arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Sabahleyin geldim. Bu kabağın çiçek açmış olduğunu gördüm. Çiçeğin içine bir baktım. Karınca dolu. Ve ilaçladım. Çiçek de öldü. Karınca da. Yani büyümelerine izin vermiyor bu haşerat. Gerçekten sürekli ilaçlamak gerekiyor. Sürekli eliniz üstünde olması gerekiyor. Sürekli ilgilenmek gerekiyor. Çapası, gübresi, bakımı arkadaşlar. Bakın nasıl dolmuş karınca içine. Görüyorsunuz. Yani tek tek hepsi ilgi istiyor. Hepsi ayrı bir bakım istiyor. Görünce seviniyorum ama böyle haşeratları da görünce üzülüyorum. Tabi bu doğanın kanunu da bu. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, baklalarım dökmeye başlamış. Gördüğünüz gibi minik minik. Bir çiftçinin en büyük mutluluğu bu herhalde. Ektiği ürünlerin meyve vermeye başlaması. Gördüğünüz gibi kocaman olmuş. Ama bir tık daha büyüsün istiyorum. Mesela işte çapalıyoruz, suluyoruz, hemen ot bürüyor bahçeyi. Tekrar çapa istiyor. Tekrar bakım istiyor. Ama bunları da böyle görünce işte dünyalar benim oluyor. Gördüğünüz gibi bakın, ince kıl biberleri bunlar. Hepsi dökmeye başlamış. Çok güzeller, harikalar gerçekten. Domateslerim de öyle. Gördüğünüz gibi çok güzel büyüyorlar. Maşallah. Patlıcanlarım da çiçeğe durmuş. Bol bol patlıcan verecek bize. Bostan patlıcan bunlar arkadaşlar. Bu boş kalan yerlere yeniden domates, biber fidaladım. Umarım olur, yeriz. Evet, marulumuz çiçeklenmeye başladı. Özellikle bunu bu şekilde bıraktım. Tohum versin bana. Seneye tekrar tohumdan yetiştirebileyim diye. Bu da kıvırcık. Bu da tohumlanmaya başlamış. Tohumları üstünde kuruduğu zaman alacağım ve bir dahaki sene ekmek üzere saklayacağım bunları arkadaşlar. Evet, bugün bahçemden bezelye toplayacağım ve güveç yapacağım arkadaşlar. Allah izin verirse. Turplarımı da göstereyim size. Çok sık dikmişim bunları arkadaşlar. Fazlalarını biraz şöyle yolmak istiyorum. Ama gelmiyorlar. Toprak nemliyken sökmek lazım.
Gördüğünüz gibi bu kırmızı böcek var bir tane. Siyah örümcekler var. Yaprakları bu şekilde sarartıp kurutuyorlar arkadaşlar. Güzelim sebzeleri. Bir bakıyorsunuz ki canlı, çok güzel. Bir bakıyorsunuz ki böcek mahvetmiş. Evet arkadaşlar, ay çekirdeklerimi de göstereyim size. Güneş ne tarafa dönerse kafasını o tarafa çeviriyor. Kendine böyle demirden yer bulmuş, güneşe doğru dönmüş. Evet arkadaşlarım, sizlerden bir ricam var. Yorumlarınıza baktığım zaman çok güzel. Ama yorum kadar beğeni gelmiyor sayfama. Bu da beni üzüyor. Yükselmem için bu beğenilerin çoğalması gerekiyor. Sizlerden ricam, beni seviyorsanız, bu videoların devamını istiyorsanız videolarımı beğenmeden geçmeyin lütfen. Bu da kiraz fidanım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bol bol su vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bugün bezelyelerimi topluyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuşlar. Dolmuşlar, bayağı güzel olmuşlar. Dolmayanları zaten toplamam büyümeler için. Yatmışlar böyle. Ben bunları geç ekmiştim arkadaşlar. Çıkmaz diyorlardı. Bezelye genelde Kasım ayında ekiliyormuş. Yani kışa girerken ekilmesi gerekiyormuş. Geç kalındığı zaman vermeyeceğini söylemişlerdi. Ama gördüğünüz gibi oldu bezelyelerim. Minik de olsalar, büyük de olsalar, bunların toplamasının verdiği mutluluk bana yetti, inanın. Ama bayağı da var yani, yok değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplayacağım. Evet arkadaşlar, topladım bezelyelerimi. Bu kadar çıktı bezelyeler. Şöyle göstereyim sizi. İçleri de gayet güzel. İçlenmiş maşallah. Böyle. Bahçemin ilk mahsulünü toplamış oldum böylece. Tabi soğan, sarımsak, marul, onları saymazsak, onları yeşillik olarak saydığım için sebze babında bugün ilk bezelyemi topladım. Bunları inşallah yarın çok güzel bir güveç yemeği yapmayı düşünüyorum. Bezelyenin çok çeşitleri var pişirilmesini. Siz de biliyorsunuz. Kimi taze fasulye gibi pişiriyor. Kimisi havuç, patates katıyor içine. Ama ben yarın türlü yapmayı düşünüyorum. İnşallah bunu da sizlerle paylaşacağım. Bahçemde bakın neler buldum arkadaşlar. Bakın bakın. Şuna bakın şuna. Şuna bakın şuna. Haydi bakalım. Minnacık kaplumbağa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane puantiyesi var. Bu 5 yaşında mı demek oluyor acaba? Gidişe bak, gidişe. Evet arkadaşlar, ateşimi yaktım yine. Güveç yapacağım bugün.
Gördüğünüz gibi etimiz kavruluyor içinde. Kendi suyunu da bırakmış. Çok güzel. Malzemelerim de hazır burada. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi kuru soğan, domates, taze yeşil sarımsak bahçemden, bezelyelerim bahçemden. Arkadaşlar, yeşil soğanlar yine erkekleşmiş olanları, ergen eklediğimiz soğanımız, yeşil biberimiz, patlıcanlarımı yıkadım, tuzlu suda beklettim, patatesim. Evet, şu an ilk etapta bunları katacağım. Bu güveç olduğu için arkadaşlar, önceden çok kavurmama gerek yok. Sadece eti kavurdum. Üzerine patatesimi ekliyorum. Doğru pişenleri alta koyuyorum. Üste doğru. Patlıcanlarım. Bezelyelerim arkadaşlar. Bunlar bahçemin, biliyorsunuz, topladım. Bu kadar çıktı. Ama yine de bunun mutluluğuna diyecek bir şey yok. Kendi bahçemizin ürünü. Evet, biberlerimiz. Taze sarımsaklar. Ve gördüğünüz gibi soğanlarımız bol yeşillikli. Evet arkadaşlar, bütün malzemeleri kattım, tozunu attım ve pul biberimiz. Şimdi kapatıyorum. Bir süre tıkır tıkır kendi halinde çekecek sebze suyunu. Daha sonra sıcak suyumu da yan tarafa hazırladım zaten. Az bir miktar su koyacağım. Yaz mevsiminde böyle sebzeli güveçler zaten çok yaptığınız zaman çok bir su istemiyor. Çok az bir su istiyor. Sebzeleri kendi suyunu bıraktığı için zaten bu şekilde pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz tıkırdamaya başladı. Altını da sürekli yakıyorum gördüğünüz gibi. Bahçede fazlalık ne varsa yakıyorum. Böylece kalabalık, pislik de temizlenmiş oluyor. Evet, yemeğime bir miktar suyumu koydum. Kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Evet, bu şekilde pişecek. Gibi türlüm tıkır tıkır pişiyor. Görüntüsünde anlaşılır lezzeti diye düşünüyorum. Nefis olmuş. Şimdi yanına bir de pilav yaparım bunun. Işık geliyor ya, gözüne de sinir oluyor ha. Bu nasıl bir yatıştır Allah aşkına? Bu nasıl bir yatıştır? Bir de yatağıma el koymuş, edepsiz olan. Oluşum. Oluşum. Gözü yarı açık, yarı kapalı. Bu deli kadın ne yapıyor diye bakıyor. Bak, bak, bak. Yerim ben seni.